VTR'miz var. Evet. Efendim, operatör Doktor Ertan Sunay. Kendisiyle sevgili aslında yapımcımız Kadir Birfiil görüşte efendim. Çok da ilginç bir konu. Sayın Ertan Sunay göz hastalıkları uzmanı ve göze dokunmadan uygulama. Ama ne uygulaması isterseniz birlikte izleyelim. Operatör Doktor Ertan Sunay ile beraberiz. Ertan Hocam çok teşekkür ederiz ilk önce bizi bu yoğun iş temponuzda misafir ettiğiniz için. Kadir, gösterdiğin ilgi için ben teşekkür ederim. Böyle bir şeye emek ve zaman ayırdığın için gerçekten çok teşekkür ederim. Bizim için çünkü önemli bir konu bu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tekrar teşekkür ederim. Hocam biliyorsunuz bugün göze dokunmadan lazer. Bu yeni bir kavram. Açıkçası bizim de yeni anlamış olduğumuz bir şey. Göze dokunmadan lazer, ama bizim bildiğimiz göze dokunarak bir lazer vardı yıllardır. Fakat daha önce sizi ziyaret ettik, biliyorsunuz. Bu konuyla alakalı çok keyifli bir VTR'miz var. Uygun görürseniz hocam VTR'yi beraber bir izleyelim. Ardından daha dolu dolu sohbetimize devam edelim. Olur mu? Sevgili Kadir. Peki, çok teşekkürler. Rica Sağlık Deniz ekibi olarak buradayız. 10 bebeği size getirdik. Kendisinin gözleriyle ilgili birkaç rahatsızlığı var. Hocam 10 bebeği bundan sonra size emanet. Memnuniyetle Merve. Onunla hoş geldin. Ben ön muayene bulgularımla ilgili bazı detayları şu anda görebiliyorum. Seninle başka bazı muayeneler de yapacağız, değerlendirmeler de yapacağız, ama bunlara başlamadan önce bilmem gereken birkaç şey var. Bunlardan bir tanesi, şu ana dek hiç kontak lens kullanıp kullanmadın. Hayır, hiç lens kullanmadım. Şu ana kadar hep gözlük taktım. Kaç yaşında başladın gözlük takmaya? 20'li yaşlarımın sonunda başladım gözlük takmaya. Ve o zamandan beri her göz kontrolüne gittiğimde göz numaramın büyüdüğünü gördüm ve hep gözlük değiştirdim. Şu anda sanırım 2,5 seviyelerinde bir göz bozukluğuna sahibim. O civarda bir miyopin var, evet. Hı hı. Aktif ve dinamik bir sektörde çalışıyorsun, evet, diye biliyorum. Aynen öyle, turizm sektöründe çalışıyorum. Anladım. Hem bilgisayarı yoğun kullanıyorsun, hem de uzağa net görme ihtiyacı yoğun olan bir iş, anladığım kadarıyla, evet, değil mi? Hem yakın hem uzak sana aynı anda çok lazım. Evet, kesinlikle. Peki, benim bilmem gereken ciddi herhangi bir sistemik beden rahatsızlığın var mı? Hayır. Örneğin şeker hastalığı, astım hastalığı, yok, herhangi bir şeye yoğun bir alerji, bunlar yok. Yok, hiçbiri yok. Tamam. Peki, önce gözünün lazere uygun olup olmadığını anlayacağız. Bunu iki yolla yapacağız. Birincisi, bizim klinik muayene dediğimiz direkt göz hekiminin kendi gözüyle yaptığı değerlendirmeler. Bu kısa sürecek ve basit bir muayene. Daha sonra daha sofistike, daha karmaşık bir takım tanı cihazlarından geçireceğiz seni. Hepsini değerlendirdikten sonra da gözün lazere uygun mu değil mi, ona karar vereceğiz. Eğer gözün lazere uygunsa, büyük olasılıkla uygun, ama kesinleştirmemiz gerekiyor. Eğer gözün lazere uygunsa bir ikinci karar daha vermemiz gerekiyor. Hangi yöntem için en uygunluk söz konusu? Herkese farklı bir lazer yöntemini önerebiliyoruz. Gözünün yapısına göre filanca kişiye şu yöntem, başka bir hastaya da başka bir yöntem önerebiliyoruz. Bunların hepsini sana aktaracağım, anlatacağım. Ama bilmen gereken şeylerden birisi ilk elde şu: lazer tedavisi pek çok kişinin sandığının tersine yeni bir tedavi değil. Çok uzun yıllardır yapılan bir tedavi. Tüm dünyada 35 yıldır lazer yapılıyor. Ben kişisel ilgim içinde biraz soracağım, izin verirsen. Gözlük takmak seni en çok niçin rahatsız ediyor onunla? Rahat edemiyorum gözümde gözlük varken. Yani yolda yürürken ya da bilgisayar başındayken daha rahat ve daha rahat olmak istiyorum açıkçası. Çünkü belli bir süre sonra gözlük takmadığımda bilgisayar başında gözlerim ağrımaya başlıyor. Yolda yürürken insanların yüzünü seçemiyorum ya da tabelaları bile okuyamıyorum. O yüzden ben hayatımı kolaylaştırmak istiyorum. O zaman biz ufak ufak kendi algoritmamızla muayeneye başlayalım, izin verirsen. Tamam. Bu senin sağ gözün.
Korneanın haritalandırması bu. Burası korneanın ön eğimini gösteriyor. Bu da korneanın arka yüz eğimini gösteriyor. Tüm bu değerler senin tamamen lazer için mükemmel bir aday olduğunu gösteriyor. Yavaşça gelebilirsin onu. Başına dikkat et. Gözünü açabilirsin. Tamam. Otur lütfen. Tamam. Lütfen otur. Gözlerini aç kapat birkaç kez. Seni rahatsız eden bir sıkıntı var mı şu anda? Yok şu an. Ağrı. Ağrım yok. Yanma. Sızım yok. Sızı yok. Sadece biraz bulanık görüyorum. Sadece biraz bulanık görme var. Çok iyi. Süper. Gayet iyi. Gayet. Ağrı olmamasına sevindim. Peki yavaşça kaldırabiliriz anacığım seni. Yapılan şeyin tekrardan altını birkaç şeyle çizeceğiz. Yapılan şey no touch dediğimiz göze temas edilmeden yapılan eksamir lazer, trans-PRK. Amacımız gözü sıfırlamak, miyopinin ve var olan astigmanın sıfırlanmasını sağlamak. Buradan eve gidene kadar da büyük bir konforsuzluğun olmayacak. Ama eve gittikten sonra birkaç saat sonra başlayan 1,5 gün civarında süren bir yanma batma hissedeceksin. Gözler kanlanacak hafif. Işık rahatsız edecek biraz. Bunu engellemek için biz sana özel bir gözlük vereceğiz evde takman için. 4 gün hafif bulanıklıklarla seyreden bir süreç yaşayacaksın. 4. gün tekrardan seni göreceğiz. Ve artık gündelik hayatın içerisine rahatlıkla sokacağız. Kullanman gereken bazı ilaçlar, damlalar olacak. Bunları arkadaşlar tarif edecekler hangi sıklıkta damlatacağını. Bunun dışında herhangi bir şey yapman gerekmiyor zaten. Huzur içinde kalabilirsin. Teşekkürler. Görüşmek teşekkürler. Üzere. Çok geçmiş olsun. Teşekkürler. Çok geçmiş olsun. Evet hocam, izlediniz. Beğenmişsinizdir, keyifli bir video. Elinize sağlık, evet beğendim. Elinize sağlık Kadir. Epeyce aydınlatıcı olduğunu düşünüyorum konunun. Hem bu konuda geçen emeğin için tekrar sana teşekkür edeceğim. Hem de bu konuya ekranları başında ilgi duyup, zaman ayırıp izleyen bütün izleyicilere ayırdıkları zaman için çok teşekkür ediyorum. Peki, hocam konuya girelim. Göze dokunmadan lazeri konuşmadan hemen önce dokunarak lazer vardı. Şimdi dokunmadan lazer geldi. Açar mısınız bize? Tabii. Lazerin klasik uygulama biçimi genelde şöyledir. Gözden bir katman kaldırırız. Bu katmanın altına lazer yaparız. Genel prensip lazerde budur. Bu katmanı geçici veya kalıcı olarak kaldırabiliyoruz. Bu da ameliyatın çeşidine göre değişiyor. Bu bahsettiğimiz dokunmadan göze yapılan lazer yeni bir yöntem, modern bir yöntem ve iyi sonuçlar veren bir yöntem. Burada çok basit bir tabirle gözün dış yüzeyine cihazla dokunmadan direkt lazer ışınları vererek gözlükten kurtulmasını sağlıyoruz kişinin. Lazer teknolojisi sürekli ve hızlı değişen bir teknoloji biliyorsun Kadir. Yıllar içerisinde son 34 yıldır sürekli gelişme kaydedilen bir konu. Ve gittikçe daha iyisi, daha mükemmeli ortaya çıkıyor tekniklerin. Göze dokunmadan yapılan lazerde hastanın konforu açısından çok etkili ve iyi sonuçlar veren bir yöntem olarak belirdi. Uzunca bir süredir biz bu tedaviyi kullanıyoruz. Türkiye'de pek çok başka yerde de resmi yerler de dahil olmak üzere yapılan bir yöntem bu. Kullanılan bir yöntem bu, sevilen bir yöntem. Miyopi ve hipermetropi ve astigmat hepsini düzeltebilen bir yöntem. Bir de gözün ön kısmında kornea adını verdiğimiz bir kısım var. Saatimizin camı gibi saydam olan bir kısım. Lazer zaten hep buraya yapılıyor, gözlük düzeltici lazerler. Bu kornea kalınlığı düşükse kişide, ince ise o kişinin korneası, klasik yöntemlerle yani zar kaldırarak, göze dokunarak yapılan lazerler genellikle yapılmıyor risk oluşturacağı için. Bu dokunmadan yapılan lazerle bu ince korneyalı hastalarında gözlüklerinden arınması, göz numaralarının bozukluklarının düzeltilmesi mümkün. Peki eski sistemin yaptıklarını yeni sistem
fazlasıyla mı yapıyor? Yoksa eski sistemin de kendine göre uyguladığı başka tedavi yöntemleri var mı? Anladım. Bu güzel bir soru Kadir. Eski derken hani eskiyi sanki kötülüyormuşuz gibi bir tanı olsun istemiyorum. Çünkü o zar kaldırılarak yapılan yöntemler de kötü yöntemler değil. Kendine özgü avantajları olan yöntemler onlar da elbette. Biraz zarif yorumladınız. Biz de, teşekkür ederim Kadir. Biz de bunu pek çok hastada hala kullanıyoruz zaman zaman. Buradaki avantajlarımız da şunlar. Hızlı iyileşiyor zar kaldırarak yaptığımız o klasik yöntemlerdeki hastalar. Bugün lazer yapıyorsunuz, hasta ertesi gün mükemmel olmasa bile mükemmele neredeyse yakın biçimde görüyor. Dokunmadan göze yapılan yöntemlerde ise görme biraz daha yavaş gelişiyor, biraz daha sakin gelişiyor. Ne kadarlık süreç hocam? Yani net olmamakla beraber, kişiden kişiye değişmekle beraber. Evet, kişiye özgün paylarla birlikte söylediğimizde şöyle özetleyebiliriz durumu. Göze dokunmadan lazer yaptığımızda hastanın ortalama 4 günlük bir bulanık görmesi olur. Bu bulanık görme gündelik hayatını engelleyici ölçüde olmaz ama mesela bu 4 gün içerisinde hastanın araba kullanmamasını tercih ederiz. Bilgisayarla çok uğraşmamasını, cep telefonlarıyla mesaj atmaya çalışmamasını tercih ederiz. 4 günlük bir sakin hayat bizim için iyi. 4. günden itibaren kişi artık otomobil kullanmaya başlayabilir, bilgisayar kullanmaya başlayabilir. Halbuki göze dokunarak yapılan, yani zar kaldırılarak yapılan, lasik ve türevleri olarak adlandırılan yöntemlerde, klasik eskiden beri uygulanan yöntemlerde kişi hemen ertesi gün araba kullanmaya, bilgisayar kullanmaya başlayabilir. Kimlere uygulanamaz dendiğinde çok aşırı yüksek numaralara uygulamayı sevmiyoruz göze dokunmadan yapılan lazerleri ama çok yüksek numaralı kişilere zaten artık lazer yapmayı pek sevmiyoruz. Daha alternatif yöntemler kullanıyoruz. Yüksek numaradan kastımız da 9-10 numarayı geçen numaralar. Bayağı ciddi numaralar. Tabii elbette. Eskiden bu kadar yüksek numaralara da lazer yapılıyordu. Gittikçe lazer yerine çok yüksek numaralı kişilere daha başka alternatif tedavi yöntemleri geliştirildi. Lazer gibi oluyor o zaman. Evet, biraz daha ameliyat türevlerini kullanıyoruz. Gözün içerisine çok odaklı mercek yerleştirme gibi veya gözün içindeki merceği çıkarmadan ikincil bir sentetik mercek yerleştirme gibi detaylı olabilecek bazı yöntemleri çok yüksek gözlük numarası olanlarda tercih ediyoruz. Ama bu kadar yüksek numarası olmayan kişilerde gözün yapısı lazere uygun olduğunda hepsine bu dokunmadan yapılan lazer uygulanabiliyor. Bunların içerisinde astigmat da var. Astigmat bir kere lazerle düzelir. Miyop nasıl düzeliyorsa, hipermetrop nasıl düzeliyorsa aynı kolaylıkla düzelir. Bunun için özel bir yöntem kullanmak gerekmiyor. Astigmatın ne olduğuna gelince o da basitçe şudur. Astigmat düz çizgileri kırık ve eğimli görme eğilimidir. Bir baktığımız düz çizgiyi biz eğik görüyorsak gözümüz astigmatik demektir. Astigmat miyop ve hipermetropiden bağımsız değildir. Yani astigmat dediğimiz görme kusuru ya miyopiktir zaten ya da hipermetropiktir. Evet. Yani kişiler astigmatın sanki miyop ve hipermetrop dışında üçüncü ve farklı bir göz kusuru olduğunu düşünürler. Değildir. Miyopinin bir çeşididir, hipermetropinin bir çeşididir. Ve sık gözüken bir sorundur astigmat ve çok rahatsız edici bir sorundur. En çok da göz rahatsızlığı, ağrısı ve baş ağrısı yapar. Bilinen bir şey var. Baş ağrısı sebebiyle doktorlara giden ve migren tanısı koyan hastaların yapılan bir araştırma var son zamanlarda. Çok iyi bir araştırma. Yaklaşık %76'sının o kadar yüksek bir rakam. Aslında migren olmadığı, gizli kalmış bir astigmatı olduğu ve bu astigmat gözlükle, kontakt lensle veya lazerle düzeltilmediği için baş ağrısı çektiği ve migren olarak tedavi edildiği, hayat boyu da migren için ilaç kullandığı ortaya çıkarılmış. Peki bu astigmatın, bu gizli kalmış astigmatı her doktor özellikle söylüyorum. Evet. Muayenede bulabiliyor mu hastalığı? Elbette tabii. Bu Türkiye'deki her göz hekimi bunu kesinlikle bilecek, anlayacak donanımdadır. Ama tabii hastaya zaman ayırarak bakmak gerekebilir. Yani daha detaylı. Biraz evet zaman ayırabilmek gerekiyor. 2-3 dakikalık bir muayenede anlaşılması zor olabilir ama birazcık şöyle zamanı olan bir hekim, hastasına zaman ayırabilecek durumda olan bir hekim elbette bunları ayırır. Astigmat belli bir yaştan sonra kendiliğinden genellikle oluşmaz. Astigmat genellikle biz ilkokul, ortaokul çağlarındayken belirir eğer varsa.
Daha sonra sadece var olan astigmatın belki artmasından bahsedilir. Bazı astigmat miktar olarak zamanla artar, bazısı artmaz. Ama astigmat hiç yok iken liseden sonra üniversite çağlarında ya da daha yaşı ileri bir kişide aniden belirmez kadir. O nedenle hiç astigmatı olmadığını bildiğimiz bir kişide yıllar sonra acaba astigmat başlamış mı diye kuşkulanmayız, genellikle başlamaz. Yalnız gözde keratokonüs adını verdiğimiz bir hastalık vardır. Bu hastalıkla cevap galiba olacak. Biraz öyle olacak. Keratokonüs üzerinde son zamanlarda benim konuşmayı biraz önemli bulduğum bir konu. Çünkü Türkiye'de sanıldığından çok daha fazla hasta gördüğümüz bir konu bu. Tahminlerimize göre Türkiye'de her 500 sağlıklı kişiden bir tanesinde keratokonüs görüyoruz. Nedir keratokonüs? Bu gözün önündeki kornea adını verdiğimiz saydam kısmın nedeni belirsiz bir biçimde öne doğru sivrilmesi ve gittikçe incelmesi. Peki bu neye sebep oluyor? Gittikçe artan bir miyopi, gittikçe artan devasa boyutlara gelebilen bir astigmata sebep oluyor. Bu yavaş yavaş oluyor, seneler içerisinde oluyor. Hastanın görme kalitesi ve miktarı yavaş 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 ve durmaksızın azalıyor. Keratokonüs daha henüz yeni oluşma aşamasındayken durdurabiliyoruz. Bu inanılmaz önemli bir avantaj. Eskiden sadece hastanın ilerlemesini acaba yavaşlatabilir miyiz diyorduk. Biraz hastanın konforunu arttırabilir miyiz diyorduk. Ama eninde sonunda hastalık ilerliyordu ve kornea nakline kadar gidiyordu. Kornea nakli de Türkiye'de çok başarıyla yapılan ameliyatlardan birisi. Türkiye'deki göz cerrahları kornea nakli konusunda inanın bana uluslararası çizgide başarılılar. Ama ameliyat ağır ameliyat. Ameliyat riskler içeren bir ameliyat. Zor bir süreçtir kornea nakline olmak ve sonra senelerce onun takibinde kalmak. O nedenle eğer mümkünse hastaların kornea nakline gerek kalmadan tedavisini çok isteriz biz. Artık bu kısmen başarılabildi. Bu lafı buraya getirdim ama başlangıcında şu var. İlerleyen bir miyopi ve ilerleyen bir astigmat bizde daima acaba bu hastada bu keratokonüs dediğimiz şey başlıyor mu diye kuşku yaratır. Çünkü keratokonüs hep böyle başlar. İlerleyen bir miyopi, ilerleyen bir astigmat. O nedenle aman keratokonüs olmasın sakın ha diye bu hastalarda biz muhakkak ileri tetkikler yapmak isteriz. Örnek verelim, biraz önceki konuları birbirine mesela kısa yoldan bağlayalım. Biz dokunmadan yapılan lazerler, kime lazer yapılabilir, kime yapılamaz konuşurken laf geldi keratokonüs dediğimiz hastalığa. Ama burada gerçekten arada güçlü bir bağlantı var. Biz bir kişinin gözünün lazere uygun olup olmadığını araştırırken, bakarken hemen hastanın keratokonüs olup olmadığını da ortaya koyuyoruz. Bu bir fırsat oluyor aslında hasta için. Göz ilginç bir organ. Gözde hastalıkların ortaya çıkması daima görmenin azalmasıyla veya gözümüzde bir ağrı vesaire olmasıyla ortaya çıkmaz. Pek çok sayıda sinsi göz hastalığı var. Tehlikeli, sinsi ve hiçbir belirti vermeyen göz hastalıkları var son saniyeye kadar. Örneğin göz tansiyonu böyle bir hastalıktır. Son dakikaya kadar hasta, en son dakikaya kadar mükemmel görürken bir gün aniden kör olur. Halbuki hastalık 10 yıldır vardır, ilerlemektedir, hiç fark edilmemiştir. Neden buna yakalandık? Çünkü evet. Kontrol etmedik. Aynen öyle. Hiçbir şikayetimiz yok diye göz doktoruna gitmemeye karar verdik. Büyük yanılgıdır. Herkesin kim olursa olsun, şikayeti olsun veya olmasın, yılda bir defa kendisine en yakın göz hekimine gitmesinde büyük fayda vardır, hiçbir zarar yoktur. Konuşmamızın en güzel kısımlarından biri oldu zannediyorum. Teşekkürler. Peki hocam, bize değerli vaktinizi ayırdınız. Bundan önce de VTR için sizi geçtiğimiz günlerde ziyaret etmiştik. O zaman da bak değerli vaktinizi yine ayırdınız. Çok teşekkür ederim. Bence çok keyifli bir sohbet oldu. Özellikle lazer konusunda ve izleyenlere tavsiyeler konusunda. Tekrar teşekkür ediyorum hocam. Ben de hem sana hem de ekrandaki bütün izleyicilere ayırdıkları zaman için. Evet efendim, Sayın Ertan Sunay'a tekrar teşekkür ediyoruz ve tekrar stüdyo...